Davutoğlu, bölücü terör örgütünün barış ve huzur ortamı yerine halkını ateşe veren Esed rejimiyle işbirliği halinde kanlı bir etnik ve mezhebi çatışmanın tarafı olmayı tercih ettiğini belirterek Türkiye'nin bölgenin huzuruna kastettiler dedi. Barış ve huzur ortamı yerine yanı başımızda halkını ateşe veren Esed rejimiyle işbirliği halinde kanlı bir etnik ve mezhebi çatışmanın tarafı olmayı tercih ettiler. Türkiye'nin, bölgenin huzuruna kastettiler. Huzura kasteden güçlerin taşeronu, piyonu haline geldiler. Bugün çözüm sürecinin durmasının tek sorumlusu silahların gölgesine saklanmaktan vazgeçmeyenlerdir. 2013 Mart'ında silahları terk edeceğiz sözünü verdikten sonra 2015'te, 2014'te, 15'te ve şimdi 2016'da şehirlerimizi, ilçelerimizi silah deposu haline getirmeye çalışanlar, işte çözüm sürecini durduranlar da, bitirenler de onlardır. Bütün vebal onların omuzlarındadır. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir demokratik ülke bir şehrinin, bir ilçesinin, herhangi bir yerinin bir terör örgütü tarafından silahlandırılmasına izin vermez. Bu denli meşakkatli bir süreçten geçtiğimiz bir dönemde kimi vekillerin teröristlerin cenazesine gitmesi de ayrı bir provokasyondur. Kendi meşruiyetini imha eden ileri düzeyde hastalıklı bir ruh haline sahipler. Bir milletvekilinin terör örgütünün bile sahiplenmeye çekindiği bir teröristin cenazesine gitmesi tam bir aymazlıktır. Aziz Bingöllüler, değerli kardeşlerim, Ankara'da, Ankara'nın göbeğinde o kardeşlerimize saldırıp bombalı araçla 29 canımızı şehit eden, bu teröristin cenazesine giden aynı o terörist gibi bu suça ortak olmuş olur. Taziyesine giden. Hiçbir siyasi sistem böyle bir şımarıklığa, böyle bir aymazlığa göz yummaz.